Sayın bakan son olarak şeyi konuşmak istiyorum sizinle. Ben hani Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yaptığı ve çok kıymetli bulduğum, çok beğendiğim bir uygulama. Bu Kültür Yolu Festivali'ydi. Evet. Ya ben önce ya nasıl yapacaklar, nasıl edecekler falan işte İstanbul'da başladınız ilk inanılmaz bir Hava kattı İstanbul'a o kültür yolu festivali. Sonra dediniz ki Ankara'da yapacağız. Ankara'da yaptınız. Sonra Diyarbakır'da yaptınız. Beş şehre çık. Önce bir şehirle başladık. Sonra beş evet, evet, çıktık. şehre çıktık. Geçen evet. senede on bir şehre geldik. Bu sene bir işte on bir şehirde. Her de arttırarak devam edeceğiz. Direkt. Şimdi takip ettim. Gerçekten hem eee turizm faaliyetini, iç turizmi, dış, yani yabancı turistleri için bir ilgi odağı oluyor. Sanatçılarımız kendilerini ifade etme imkanı buluyorlar. Müthiş bir şey. Ee, şu anda kaç şehirde yapılıyor? Şu anda 11 şehir. Bakın sizin de belirttiğiniz gibi kültür yolu festivalleri birkaç tane ana hedefi var. Öncelikle hedef vatandaşımızın kültür ve sanata yoğun, etkili ve kolay erişimini sağlamak. İkincisi bunu yaparken kültüre, sanata ve dolayısıyla sanatçıya destek olmak. Siz demin belirttiniz bana. 3 bütün bunları gerçekleştirirken şehirlerin marka yüzü olması, şehirlerin markalaşmasını sağlamak. Yani başta Türkiye olmak üzere tüm dünyada markalaşmasını sağlamak. Üç ana hedefle yola çıktığımız bir şey. İlk başlarken İstanbul'a başladık. Sonra 5 şehre çıktık. Bu sene 11 şehre çıktık. Önümüzdeki sene de 16 şehre çıkıyoruz. 16 şehre. Evet. Belli... Ve uluslararası boyutunu da arttırmak istiyoruz. Peki belli mi o? o... Şimdi işte bugün... ilave 5 şehir. Sizin programınızda da onu verelim. İlave ilk kez bugün açıklayalım hangi şehirler 2024'te dahil olacaklar sisteme. Bugün çıktı zaten. Ha, geldi. Evet. Hadi beraber şurada bakalım. Ee... Adana, Portakal çiçeği karnavalı vardı biliyorsunuz. Programa dahil oldu. Kültür Yolu Festivali'ne dahil oldu. Aslında bu geçen sene de vardı ama maalesef depreme çakıştığı için festivali ertelemek zorunda kaldı. Yani bir defa Adana'daki o Portakal Çiçeği Festivalini kültür karnavalı yolu. Karnavalı diyoruz. O Kar karnaval. O özünü bozmuyoruz. Karnavalı evet. kültür yolu. Kültür yolu festivaline dahil oldu. Tabi süresi uzadı. Bizim kültür yolu festivallerimiz 9 gün oluyor. 9. Kısa tutmuyoruz. Biz daha uzun tutuyoruz. Etkili olmaz. Şanlıurfa'da olur. yoktu. Ha. Şimdi Şanlıurfa yeni geldi. 25 Mayıs Şimdi önce Adana 13-21 Nisan. Peşinden Şanlıurfa yeni geldi 25 Mayıs. 25. Şahane. Şanlıurfalılar çok memnun kalacaklar. Evet. Bursa geliyor. Bursa yoktu değil mi yoktu, Bursa'da? Yoktu o da yeni geliyor. 19 9 Haziran'da Bursa geliyor. Samsun geliyor 8-16 Haziran'da. Trabzon vardı yine hemen hemen aynı tarihlerde 22-30 Haziran gibi. Van yoktu Van. Van yeni geliyor. Aa, 29 Haziran 7 Temmuz. Böyle süreç devam evet. ediyor. Hepsi birbirini izleyen tarihlerle. 3-11 Ağustos. Erzurum vardı 17-25 Ağustos yine. Çanakkale her zamanki tarihinde 31 Ağustos 8 Eylül. Gaziantep Gastrofest'i biliyorsunuz onda birleştirilmişti. 14-22 Eylül. Ankara 21-29 Eylül. Konya Mistik 21-29 Eylül. İstanbul 28 Eylül 6 Ekim. Yani birçok şehir aynı tarihlerde yapıyoruz ki artık bu gelenekselleşsin turist akımına da faydası olsun. Diyarbakır 12-22 Ekim, İzmir 26 Ekim 3 Kasım, Antalya 2-10 Kasım. Şimdi biz sahilleri bu sene erken açıkladık. Bundan sonra sahilleri sabit tutmaya çalışacağız ve daha erken açıklayacağız. Niye Peki. bunu yapacağız? Hı -hı. Çünkü biz buna uluslararası bir boyut katmak istiyoruz Ahmet Bey. Yani uluslararası boyut katmak için yurt dışından e, nitelikli sanat kurumlarını getirmek istiyorsanız onların ajandaları çok erkenden belli oluyor bizim sanatçılarımız açısından da önemli. Şimdi biz Tabii bu hepsinin... sanat kültürel faaliyetlerin rezervasyonlarını çok erkenden yapacağız. Şimdi her senede bir kere başladığımız şehirde devam ediyoruz ve ilave yeni 5 şehir ilave ediyoruz. 4 veya 5. Bunları yaparken de büyük şehir olmanız gerekiyor veya çok potansiyel bir turizminiz olması gerekiyor. 2. Her bölgeden bir tane'den fazla yeni şehir koymuyoruz. Yani aynı anda bir bölgeden her yıl iki tane şehir konmuyor konmayan iki tane şehir olursa ilk önce onlar konuyor yani bizdeki sene. Böyle bir Sistemimiz bölgesel yapıyoruz. Tabii bölgesel dengeyi yapıyoruz ve 2028'e kadar da inşallah 35 şehre kültür yolu festivallerini yayacağız. Bu sene 30 binden sanat 30 binden fazla sanatçı katıldı. Bir daha söyleyin. 30 binden fazla sanatçı katıldı 11'e. İnşallah seneye daha çok katılacak. Peki bu şehir sayısı arttıkça sanat sanatçı sayısı da artacak. Artıyor. Tabii. Belki aynı sanatçılar ve bazı sanatçılar iki kere üç kere de çıkabiliyor. Ne kadar çok çeşitlendirirsek ne kadar çok sanatçıya erişebilirsek bizim için o kadar faydalı ve 100 oluyor. günde 11 festival diye yazmışlar. 5000 etkinlik. 5000 etkinlik. E, tabii. Beş Şimdi bin. bu sene 100. yılıydı Cumhuriyet'in o yüzden 100 güne haydık. Bu 5000 etkinliğin içinde konser var, sergi var. Ne ararsanız var bakın her yaştan, sanatın her türlü üste hitap eden, her türlü sanat dalını içeren ve her yaştan her kesime hitap eden e, etkinlikler var. Bu özellikle belirleniyor. Bu sene... Şimdi ben Sanat kurumunda, sanat önde gelen sanatçılarımız ve e, sanat organizatörlerimizle yan yana gelmeye başladım. Onlarla düzenli toplantı yapıyorum. Bize bağlı bir bakanlığın bir genel müdürlüğünü sadece etkinlik genel müdürlüğü olarak devre soktuk. Kültür Kültürel festivallerinden sorumlu olacaklar. Onlarla birlikte önde gelen sanat insanlarımızla toplantılar yapıp içeriğini de onlarla birlikte belirlemek istiyoruz. Kira. Yani, yani bir de işe dedim ya yabancı ee, sanatçıları da ve yabancı sanat kurumlarını da katarak uluslararası birliğini daha çok arttırmak istiyor. Şimdi Vallahi buna konsantre olacağız. Şehirlerin sayısını arttırmanız da çok iyi olmuş. Ee, bence çok e, önemli bir kültürel faaliyet oluyor. Yani belki bir, bir yanıyla turistik faaliyet ama bir yanıyla da çok ciddi evet. bir kültürel faaliyet. Ee, kültür der miymişken aslında şey de demek lazım. Vakit kaldı bir baba. Şey kaçakçılıkla kültür kaçakçılığı var biliyorsunuz. Tarih eser kaçakçılığı var Türkiye'den. Ha, Kaçırılan. Çok, çok getiriyorsunuz yurt dışından. Evet. Ya biz neredeyse haftada bir gazetede işte şu eser geldi, şu eser geldi, aa yani bu da geldi. Mi? Her şey sistem kurmakla alakalı. Sistemini kurarsanız. Geliyor değil mi yani. çok eser? Biz şimdi e, geçen dönem. Bu, e, bu bu ne mesela? Bunu bu en son e, 41 eser geldi Amerika'dan. On, muhtemelen evet onlar Amerika'dan ya Bunlar çalıp götürmüşler memleketleri. Bakın biz bunu nasıl yaptık biliyor musunuz? Şimdi biz kaçakçılıkla mücadele dairesini daire başkanlığı seviyesine getirdik. Bu ne demek? Daha rütbeli personel ve 3 kat daha fazla personel istihdam ettik. Önce bir sistemi kurduk. Sonra döndük ikinci aşama. Geçen 4 yıllık dönemde, 5 yıllık dönemde bunlarla uğraştık. Ülkeleri protokole bağladık. Yani kaçakçılıkla mücadelenin en önemli noktası alıcı ülkeler veya transit ülkeleri protokolle işbirliğine ikna etmek alıcı seviyesindeki önemli Avrupa ülkeleri de var için Amerika Birleşik Devletleri de var. O büyük ülkeler de var. Yunanistan var vesaire var. Hem geçiş yollarındaki ülkeler hem alıcı ülkeleriyle protokol yaptık. Ne oldu mesela Amerika Birleşik Devletleri'ni gösterdiği için söylüyorum. 8-10 yıl süren 10 milyonlarca dolar tutan dava süreçleri 8-10 aya bir, ya bir kaç yüz bin dolarlık süreçlere indi. Nasıl oldu? İşte protokole uğraşırsanız, yazışırsanız. Şimdi biz bunu şöyle bir şey yaptık. Artık Anadolu'dan izinsiz kaçırılan bir malın alıcısı hızla azalıyor. Zaten siz definecilerle baş edemezsiniz. Alıcıyı ürküteceksiniz. Artık kimse Anadolu kökenli malı eğer izinsiz çıkarıldıysa almak istemiyor. Evet. Çünkü onu sergilediği bulamayacak an yani. sergilediği an, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı'nın anında fark edeceğini ve hukuki bir sürece, savaşa başlayacağını ve ülkesiyle de protokol yapıldıysa çok kısa sürede malı oradan alıp geri getireceğimizi biliyor. Kaçakçılık ne dediniz ona? Kaçakçılık, kaçakçılıkla mücadele daire başkanı. Daire başkanı. Esas evet. oradan başlıyor. Tabii oradan başlıyor. Sistem kuracaksınız. Tabii, tabii. Ben size demin de dedim ya hani alkolojiyle ilgili sistem kurmaya çalışıyor. İşte bu da bu sistem kurmakla Orada çok gönüllü, çok iyi Vallahi, arkadaşlarımız var. Çok, çok mutlu oluyoruz. Bunları ben e... Bakın basit bir örnek vereyim. Eskiden hiç getirilmiyordu. Son 20 yılda 12.100 civarında yurt dışından eser geldi. 12.100. Bunun sadece geçen yıl geleni 3.100 şu anda. Evet vardır. Sadece geçen yıl geleni 3.100. Sistem bakın siz kurdukça sistemi genişlettikçe çok hızlı çalışıyor sistem. Ama hepsinden önemlisi bakın Şimdi Bizim biz bir... alıcıyı yıldırmak zorundayız. Yani başka türlü mücadele edemezsiniz. Bergama'mız vardır onu getirseniz keşke. Ya, bunlar süreç bakın. E, British Museum bir süreç hepsi bir süreç hepsi üzerinde çalışılması ince uzun çalışılması gereken süreçler ama biz doğru yolda gidiyoruz sonuçları da yansıyor zaten Sayın Bakan çok teşekkür ediyorum evet. süremiz de doldu her konuyu konuştuk neredeyse evet. çok Daha sağ çok ol. Konu var aslında. bizim bakanlık çok geniş geniş evet Belki ama e, ise, evet. can alıcı noktaları evet. konuştuk çok teşekkürler katıldığınız evet. için sağ olun ee, Kültür ve Turizm Bakanı'nı ağırladık bu akşam Tarafsız Bölge'nin birinci bölümünde. Şimdi birazdan asgari ücreti konuşacağız konuklarımızla. Kısa bir aradan sonra asgari ücrette neler oluyor sorusuna cevap vereceğiz.